hocam Diyanet'te çalışmak da gerekmiyor. Çıkıyor filan adam ben yaparım diyor yapıyor. Peki, ama yaptığı Kur'an'ın tam anlamını aksettiriyor, aksettirmiyor. İçinde hurafe var yok, başka şeylerle onu açıklama. Bunlar tartışılıyor zaten. Ta Zemahşeri'den yok İbn Abbas'tan tutup bugüne kadar bütün tefsirler tartışılmış. Zaten bu Dursun diye bir adam vardı öldü. Onun tartıştığı ve Kur'an'da çelişki var dediği de onu bunun yazdığı tefsirlerdeki çelişki. Kur'an'da çelişki bulamazsınız. Gerçekten kim buluyorsa gelsin, peki, alnını da boynunu da karışlayalım. Tamam peki yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebiliriz. Yani her çağ yeniden yorumlayabiliriz. Tabii efendim, buna kimse bir itiraz var mı? Diyanetin de tek elinde değil bu Ahmet Bey. Beceriyorsanız siz de yaparsınız. Nasıl anlıyorsam? Yani kendinizi veriyorsanız tabii efendim o gün. İki deveyi güdebilmesi için emanet edilemeyen adamlar, o kadar beceriksiz görünen adamlar Kur'an'ı anlamışlar da bugünkü insanlar bunca birikimiyle mi anlamayacak Ahmet? Kur'an Allah tarafından. Peki. Bakın Kur'an Allah tarafından diyor ki anlayasınız diye anladığınız dilden gönderdi. Yani Kureyşliler aranızda ticaretinizi, alışverişinizi, evliliğinizi, öteyi beri hangi dille konuşarak birbirinize anlatıyor ve anlıyorsunuz? İşte Kur'an'ı da biz o diliyle gönderdik ki demeyesiniz bu kitap neden bahsediyor?